Mısır'ın Hurghada şehrindeyiz. Victoria tren istasyonunun önündeyiz. Madrid şehir merkezinde, hatta Madrid'in en kalabalık meydanında gezintilerimize devam ediyoruz. Atina gezimize tabii ki Atina'nın simgesi Akropolis'le devam ediyoruz. Azerbaycan Baki sokaklarında dolaşmaya devam ediyoruz. Kıbrıs'a gidiyoruz. Hadi bakalım. Fransa, Paris, Orly Havalimanı'ndayız. Romanya, Köstence'den herkese merhabalar. Kolezyum, yani Amfiteatro Magnum. Magusa'da San Nicolas Katedrali'nin hemen önündeyiz. Sanki New York'ta Gotham City'desiniz. Tam arkamızda Gate of India. Gandhi'nin evini gördüğünüz gibi artık müze haline getirmişler. Bulgaristan'dayız, Sofya'dayız. Çok güzel bir ortamdayız şu anda. Üsküp'teyiz. Zanzibar'ın ilk yapısının önündeyiz. Şimdi ise sizlere Balkan topraklarında yaşayan, Yugoslav topraklarında, Makedonya topraklarında, Bulgar topraklarında yaşayan, hatta sayamadığım birçok Balkan ülkesinde yaşayan Türk halkının, Müslüman halkının yaşamış olduğu acı hikayelerden bahsetmeyi çok istiyorum. Lakin içinizi karartmak da istemiyorum. Konuyu sadece şöyle özetleyeceğim. Biliyorsunuz ki Osmanlı döneminde Sırplarla, Makedonlarla, Yugoslavlarla birçok savaşlar oldu. Ve bu savaşların sonunda orada yaşayan Türk ve Müslüman halkını göçe zorladılar. Baskılarla zorladılar. Köyler basıldı, insanlar taciz edildi ve hepsinin bu topraklardan göçü istendi. Ve birçok büyük göç meydana geldi aslında. Kosova'dan da Türkiye'ye gelen birçok göçmenimiz var. Hatta aralarında benim de çok tanıdığım, çok samimi olduğum arkadaşlarım ve dostlarım da var. Özellikle Prizren bölgesinden gelip de İstanbul'da yaşayan ve artık buralı olmuş çok güzel dostlarım, arkadaşlarım var. Onlarla da zaman zaman görüşüyoruz. Ama onlar kendi örflerinden, kendi Balkan adetlerinden hala vazgeçmemişler ve burada Prizrenliler olarak çok güzel organizasyonlar yapıyorlar. Hani sadece Prizrenliler demeyeyim. Bunun arasına Makedonya Türklerini de katayım, Kosova'nın tüm yaşayan Türk ve Müslümanlarını katayım. İşte Balkanlardan gelebilecek şu anda sayamadığımız birçok göçmeni, Bulgarları da katalım. Ve onlar İstanbul'da çok güzel organizasyonlar yapıyorlar. Onların göç hikayelerini anlattıkları bir başka organizasyonları daha var. Ki bu organizasyonda bulunursanız bir gün gözyaşlarınızın dolmaması imkansız. Düşünsenize, kendi topraklarınızı, kendi evinizi, kendi bağınızı ve kendi bahçenizi başka kuvvetlerin, başka milletlerin zorlamasıyla terk ediyorsunuz. Olsun, Türkiye'de tabii ki onların vatanı, Türkiye'de tabii ki onların toprağı ki bize gelen herkese kucak açtığımızı herkes çok iyi biliyor. İşte İstanbul Prizrenliler Derneği'nin yıllardır yapmış olduğu güzel bir organizasyondan bahsetmek istiyorum sizlere. Bir kofer, bir sandık. Hem de bunu Sirkeci tren istasyonunda yapıyorlar. Binlerce yıllık bir öyküdür göç. Biraz umudun, biraz tedirginliğin, biraz heyecanın ama en çok da hüznün öyküsüdür. İnsanlar doğdukları toprakları daha iyi bir yaşam umuduyla geride bırakır. Yepyeni topraklara doğru yola çıkarlar. Farklı şartlarda yapılan bu yolculukların simgesi ise trendir. Trenler, garları, vagonları ve düdükleriyle tüm göç, ayrılık ve kavuşma sahnelerinin vazgeçilmez aktörleridir. Aileleri Rumeli'nin ve Balkanların dört bir yanından ana vatana gelenler için ise daha da önemlidir trenler ve garlar. Yola çıktıkları yerler farklı olsa da vardığı yerler hep aynı. Yani Sirkeci Garı. Yeni hayatlarının ilk adımı, ortak tarihin ilk sayfası. Yani bir anlamda başlangıçlarının sıfır noktası. Evet, bir kofer,
bir sandık. Olayın özü bu ve her yıl bu yaşanmışlığın canlandırmasını yapıyorlar Sirkeci Tren Garı'nda. Ve ben bundan ötürü Kosova Prizrenliler Kültür ve Yardımlaşma Derneği'ne çok teşekkür ediyorum. Kendi tarihlerini, kendi yaşantılarını unutmayıp hala sahip çıktıkları için. Görüşmek üzere.